İsra suresi 45. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayan arasında görünmez bir perde kıldık diyor Allah. Yani adam istediğin kadar oku, istediğin kadar anlat. Beyni sadece Kur'an'a kilitleniyor. Mesela bir felsefe kitabı okusam anlar. Mesela roman okusam anlar. Ama mucize olarak sadece Kur'an için diyor Allah, bak sadece Kur'an'a mahsus olarak perde kıldık, anlamaz diyor. Mesela Kafka'dan falan okuyayım anlar. Ya başka birinden bir şey okuyayım anlar yani. Bayağı rahat anlar. Hem de çok iyi keskin anlar. Ama Kur'an şu an okursam anlamaz. Perdeden dolayı. Bu Kur'an bir mucizesi. Getirelim bak burada herhangi bir roman falan bir şey okuyayım. En ince detayına kadar kavrar. Bayağı bir küfri zeka oluyor. Ama Kur'an anlayamıyor. Hocam münafıklar peygamberin yanından ayrıldıklarında o biraz önce ne söyledi diyorlar? O çok manidar tabii. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, şeytan Allah aslanım. Ve onların kalpleri üzerine Kur'an'ı kavrayıp anlamalarını, bak kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar koyduk diyor Allah. Bak kavramaya da imkan olmuyor, kavrayamıyor, düşünüyor. Kavrayamıyor, mucize bu. Bir de anlayamıyor. Ama isterseniz getir bir herhangi bir şey kitap açalım. Tıp kitabı falan da anlatsan, yani mükemmel anlar. Ama Kur'an'ı anlayamıyor. Evet. Kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. Aman 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 diyor adam. Bana anlatma. Dinlemek istemiyorum diyor. Ama boş bir konu açalım. Elini yanağına koyup büyük bir dikkate izler. Sadece Kur'an'a tahammül edemiyor. Mesela hiçbir eserden, hiçbir kitaptan kaçmaz. Hepsinde, hele ki de boş bir konuysa. Mesela 1900'lerdeki futbol tarihini anlatacağız desem. Sabaha kadar dinler heyecanla. Ben az önce de hani insanın aklına ihtiyacını hatırlamayacak mucize olduğundan bahsetmişsiniz. Allah bir ayetinde de görebilenler için ayetler vardır diye bildiriyor. Sadece görebilenlerin fark edebilir. Tabii.